Efendim bu aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu hafta boyunca gazetelerin ilk sayfalarına hangi haberler yansıdı? Dilerseniz onlara bir göz atalım pazartesi gününden itibaren. 18 Kasım pazartesi gününde sizin için Akşam Gazetesi'nden bir haber seçtik. Radarı görüp frene basma devri bitti diyor Akşam Gazetesi. Karayollarındaki ortalama hız uygulaması Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılı programına girdi. Yeni yılla birlikte anlık radar uygulamasının yerini iki nokta arasındaki ortalama hızın hesaplandığı yeni bir sistem alacak. Öncelikle sistemin kurulacağı güzergahların tespit edilmesine başlandı. Ayrıca plaka tanıma sistemlerinin kullanılması da planlanıyor demiş Akşam Gazetesi. Geçtik Hürriyet Gazetesi'ne. Bu dünyadan bir yıldız geçti. Tiyatro oyuncusu, tiyatronun dev ismi Yıldız Kenter'i kaybettik biliyorsunuz. Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son 2 yıldır akciğer rahatsızlığı yaşıyordu. Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılan Yıldız Kenter dün akşam tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde yaşamını yitirdi. 100'den fazla oyunu sahneye taşıyan Kenter 1981 yılında devlet sanatçısı unvanını almıştı. Geçiyoruz Türkiye Gazetesi'ne. 1 gram 6,5 milyon lira. Biliyorsunuz denizlerimize Ölüdeniz'den gelen bir balon balığı tehlikesi var. İşte o balon balığını hedef alan, ana temaya oturtturan bir haber. Türkiye'den Kuzey Amerika'ya 5000 ton balon balığı. Kanser tedavisinde kullanılan balon balığı zehri Türkiye ekonomisine de panzehir olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan katma değerli ihracat hamlesine büyük destek demiş gazete haberinde. 15 sene sonra Tarım Şurası'nı bugün toplayacak olan Bakan Pakdemirli herkesin fikrini istedik diye söze başlamış. Ve şöyle devam etmiş, tetrodotoksin adlı zehir balon balığının derisinde, kas yapısında, iç organlarında ve ciğerlerinde bulunuyor. Zehrin 1 gramı 1 milyon euro yani 6,5 milyon lira astronomik fiyata satılıyor. Tetrodotoksin hem ülkemiz için ciddi bir gelir kapısı olacak hem de sahillerimizin bu balığın istilasından kurtarılmasını sağlayacak açıklamasını yapmış. Geçtik diğer gazetemize. Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz. 19 Kasım Salı gününden Akşam Gazetesi'nde yerli balonla ilk tur başlıklı haberi görüyoruz. TÜBİTAK, üniversite ve devlet işbirliği ile üretilen yerli sıcak hava balonu ikinci uçuşunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın pilotluğunda yaptı. 80 bin euroya mal olan balonlar halen 2 katı fiyata ithal ediliyor. Yine Salı gününden başka bir gazete ve başka bir haber. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Sınav takvimi açıklandı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Öğrenciler yine sıkıştı. ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da yapılacak. Sonuçlarsa 23 Temmuz'da açıklanacak. Geçtik 20 Kasım Çarşamba gününe. 20 Kasım Çarşamba gününde Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu açıkladı. Öğrenciye yıllık 3200 lira. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3200 lira eğitim yardımı yapılacağını açıkladı. Alımı düşünülen yerli üretim metrobüsleri de inceleyen İmamoğlu, metrobüsün daha güvenli, konforlu ve hızlı olacağını da sözlerine eklemiş. Ve yine Çarşamba gününden Güneş Gazetesi, diyabetliye evden kontrol, sonuçlar ekranda diyor gazetenin haberi. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje sayesinde diyabet hastaları evlerinden çıkmadan doktorlar tarafından online olarak takip ediliyor. Ve devam ediyoruz Posta Gazetesi'yle. Memlekete hoş geldin başlığını görüyoruz Posta Gazetesi'nde. Üniversiteyi bitirdi, 25 yaşındayken Türkiye'den ayrıldı. Kendisine Amerika'da bir hayat kurdu. 66 yıl sonra doğduğu topraklara dönüp bir dükkan kiraladı. O dükkanı kütüphane yaptı. İlçenin çocuklarına ücretsiz İngilizce dersi vermeye başladı. 92 yaşındaki Mehmet Fatih Baki yaptırdığı bu küçük ahşap kulübede yaşıyor demiş Posta Gazetesi haberinde. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi 21 Kasım Perşembe gününün gazetesi. Küçük eller fındık toplamasın. Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle gündeme getirilen veriler yürek burkuyor diyor Cumhuriyet haberinde. Milyonlarcası açlık ve yoksulluk çekiyor, eğitime ulaşamıyor, zorla evlendiriliyor. Türkiye'de 2 milyon çocuk çoğunluğu tarım işçiliği olmak üzere çalışmak zorunda kalıyor. Dünyada aşırı yoksulluk sınırı içinde 862 milyon kişi var ve bunların 385 milyonu çocuk. 2040 yılında iklim krizinden kaynaklı 4 çocuktan birinin temiz suya erişimi olamayacak. 262 milyon çocuğun okula erişimi yok diyor Cumhuriyet haberinde. Geçtik Güneş Gazetesi'ne, nihayet açık kapı cezası demiş Güneş Gazetesi haberin başlığında, geç oldu göstermelik olmasın diye de eklemiş. İstanbul'da kapı açık halde seyrederek faciaya davetiye çıkaran minibüsçülere ceza yağdı. Bir gün değil her gün denetim başlığı kullanılmış ve altı çizilmiş. Küçükçekmece'de lise öğrencisi genç kızın minibüsün açık kapısından düşerek yaralanmasının ardından harekete geçen trafik ekipleri kent genelinde de denetime çıktı. Minibüsler tek tek durdurulup fazla yolcu taşıyanlara 85 lira, kapıyı kapatmadan hareket edenlere 108 lira ceza kesildi. Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar denetimlerin sürekli olmasını istiyor. Ve geçtik Star gazetesine. Londra'da Troya Hırsızlığı sergisi başlıklı haberi size aktaracağız. Alman tüccar ve amatör arkeolog Henry Schliemann, 1800'lü yıllarda Türkiye'deki Troya antik kentinden çaldığı eserler Londra British Museum'daki sergide bir araya getirildi. 3 parti halinde kaçırılan 300 eser arasında çömlekler, gümüş kaplar, heykel ve lahitler de bulunuyor. Ve 22 Kasım Cuma, yani bugünün gazetelerinin ilk sayfalarına yansıyan haberlerle devam ediyoruz. Donanmanın gururu başlıklı haberi aktaracağız. Takvim erkene alındı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak ve uçak gemisi fonksiyonu görecek TCG Anadolu 2020 sonunda deniz kuvvetlerine teslim edilecek. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Atatürk Havalimanı ile ilgili bir haber var Hürriyet'te. 5,2 milyon metrekareyi bulacak millet bahçesi 2 yıl içinde bitirilecek ki Atatürk Havalimanı'nda biliyorsunuz söküm işlemleri çoktan başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesine dönüştürecek proje tamamlandı diyor gazete haberinde. Projeye göre havalimanının %30'u havacılık için, %99'u askeri alan olarak kullanılacak. 25 bin ağaç dikilecek, macera parkı, kaykay pisti, etkinlik çayırı, afet toplantısı alanları yapılacak. Park bir viyadükle de denize bağlanacak. Ve son gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nde rekortmen kadınlar başlıklı haberi görüyoruz. 2018 yılı vergi rekortmenlerinden 6 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 76 milyon 558 bin 744 lira oldu demiş Türkiye Gazetesi. Özellikle vergi rekortmenleri arasında Suna Kıraç ve Çiğdem Sabancı'nın da isminin geçtiğini gazete haberinde hatırlatmış. Bir hafta boyunca gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberler böyleydi. Şimdi gazete haberlerimizden sonra bu hafta yine çok konuştuğumuz konulara değineceğiz. Hafta bitmeden devam ediyor. Efendim devam ediyoruz. Bu hafta boyunca en çok hangi konuları konuştuk? Haftanın konuşulanları bölümünde biliyorsunuz o konuları biz telefon bağlantılarıyla sizlere bir kez daha canlı yayında aktarmaya çalışıyoruz. En ince ayrıntısına kadar. Biliyorsunuz Gümüşhane'nin Taşköprü ilçesindeki Dipsiz Göl'ü çok konuştuk. Özellikle hazine, define aramak için gölün suyunun boşaltıldığı ve daha sonra toprakla doldurulduğu haberleri yansımıştı. Özellikle bu konuda başlatılan soruşturmayla beraber açığa alınan kişiler de var. Özellikle İl Kültür ve Turizm Müdürü, müze müdürü ve bir müze personeli açığa alındı soruşturma sonrasında. Şimdi de acaba bu 12 bin yıllık doğal bir şekilde oluşan göl eski haline döndürülebilir mi, döndürülemez mi? Ne kaybettik, farkında mıyız tartışması devam ediyor. Biz de bu açıdan konuya bakalım istedik ve telefon attığımızda jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş var. Kendisiyle konuşacağız konuyu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben kısa bir özet yaptım bu hafta ve ondan önceki hafta da çok konuştuk bu konuyu. Aslında doğal oluşumlu bir gölden bahsediyoruz. Geçmişi 12 bin yıla kadar dayandığı söyleniyor ve özellikle son olarak da bakanlık görevlilerinin, bakan yardımcılarının konuşmaları söz konusu. Soruşturma da bir taraftan devam ediyor ama bizim merak ettiğimiz şu, bu göl eski haline acaba döndürülebilir mi? Sizden alalım sorunun yanıtını. Evet, gölü sadece su birikintisi olarak görmemek lazım. O gölün içerisinde yaşayan canlılar vardı. Yani bitkiler vardı, flora dediğimiz bitkiler vardı veya canlı hayvanlar vardı. Yani faunası vardı. Tabii bu geçmiş 12.000 yıllık diyoruz ama o kesin değil. Çok daha eskilere gidebilir. Dolayısıyla buradaki bu özellikler, fauna ve flora özellikleri tamamen yok olmuştur. Şunu hemen belirteyim ki bu bölgedeki göller aslında jeolojik olarak veya biyolojik olarak henüz tam olarak araştırılmamıştır. Bir başka deyişle bilimsel çalışmalar da katledilmiştir. Evet. Sadece gölün doğal özelliği değil, bilim insanlarının çalışma imkanı da ortadan kaldırılmıştır. Ve jeolojik bir miras yok edip gitmiştir. Sadece birkaç kişinin define arzusu veya hırsı yüzünden. Peki ne olacak efendim şimdi? Geriye dönüşü mümkün mü şimdi? Çünkü bunlar konuşuluyor. Bakanlık görevlilerinin açıklamaları söz konusu televizyonlara, muhabirlere. İşte evet, şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz gibi bir çıkış yolu var mıdır sizce? Siz de konunun uzmanı olarak danışmak istiyoruz. Ne yapılabilir? Yani geriye dönüş şimdi burada belediye tankerlerden su getirmiş, doldurmak istiyor. Bu asla bir eski göl olma olasılığı mümkün değil. Yani evet, doğal güzelliği, doğal yapısı bozulmuş olan bir gölün bundan sonraki özelliği yapay göl olma olasılığı. Biraz önce söyledim. Göl sadece su birikintisi olarak, doğal gölü sadece su birikintisi olarak görmeyelim. İçerisinde yaşayan bitki ve canlıların da, yani ekolojik bir varlığı da vardı o gölün. Onlar yok edilmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki Dipsiz Göl sadece yapay bir göl, yapay bir havuz olabilir. Doğal yapı tamamen yok edilmiştir. Göl doldurulsa dahi biraz önce söylediğim gibi doğallığını tamamen yitirmiştir. Tabii içinde yaşayan canlılar ve oranın ekolojik ortamı da tamamen yok olmuş durumda. Tabii, dolayısıyla. Yok olmuş. Evet. Evet. Peki bir de soruşturma ayağını konuşalım isterseniz. Bu soruşturmayla beraber açığa alınan personeller var. İl Kültür ve Turizm Müdürü, Müze Müdürü ve aynı zamanda bu kazıya izin veren kişiler bunlar. Haberlere yansıdığı kadarıyla bildiğimiz. Bir de bir müze personelinin açığa alındığını biliyoruz, evet, soruşturma kapsamında. Evet. Böyle bir soruşturma da bir taraftan yürüyor ama sanırım artık onların cezası da yakın zamanda belli olacak. Yani dava açıldığını açıldığını düşünüyoruz. Evet. Siz neler söylersiniz soruşturmayla ilgili? Burada gerçekçi olmak gerekirse yapılan iş tamamen yasaldır. Yani burada sadece müdürü veya müdür yardımcısını, memurları suçlayarak durumu kurtarmak mümkün değil. Esas sorun bizim yasalarımızda, yönetmenliklerimizde olan boşluklar. Evet. Yani define araştırılması tamamen bugünkü yasa ve yönetmenliklere uygun bir şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla burada bir müdürü veya memuru haksız yere suçlamak doğru değil. Yönetmenliklerimizi revize etmemiz lazım. Nitekim Sayın Bakan da bundan sonra bu tür define araştırmalarında ÇED raporu, yani çevreye verilebilecek zararları olup olmadığına dair üniversitelerden bir rapor getirilmesini, evet, istiyor. Ki bu doğru bir karardır. Herkes önüne geldiği yeri istediği şekilde kazıp doğal güzelliklerimizi veya çevreyi kirletemeyecek, kazamayacak. Çevre etkinlik değeri de bundan sonra define araştırıcılar için bir zorunluluk haline getirmiştir. Dolayısıyla burada müze müdürünü veya onun yanında çalışan memuru bütün yükü onların üzerine atmak doğru değildir. Yasalarımızda eksiklikler vardı. O eksikliklerden define araştırıcıları yararlandılar ve bu felaketi bize yaşattılar. Ama bundan da biz ders çıkarıyoruz. Evet. Ve diğer gölleri, doğal göllerimizi koruyucu önlemleri, yasaları, yönetmenliklerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla buradaki yasadaki boşluklar varsa o boşlukların ortadan kaldırılması, yeni yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor o zaman. Bu yasal boşluklardan yararlanarak define kazısı yapmak isteyenlerin önüne geçilebilsin. Aynı zamanda bu doğal güzelliklerimiz de yok olmasın, değil mi? Evet, evet. Evet. Çok doğru özetlediniz. Evet. Bu hatadan çıkarmamız gerekiyor. Diğer doğal göller hiç olmazsa bu şekilde güvence altına almış olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş, sağ olunuz efendim. Peki, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Dipsiz Göl'ü konuştuk, geri dönüşü mümkün değil dedi Osman Bektaş canlı yayında ki oranın zaten doğal ortamı, ekolojik ortamı da zarar görmüş durumda. Bir göl de kalmadı maalesef ki 12 bin yıllık bir doğal gölden bahsediyorduk. Maalesef bir define kazısına, suyun boşaltılmasına kurban gittim. Bakalım soruşturmada bundan sonra neler olacak? Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz diyoruz. Ve bir diğer konuyla devam ediyoruz. Bu hafta serpme kahvaltıyı da çok konuştuk sayın seyirciler. Serpme kahvaltı biliyorsunuz son yıllarda ailelerin hafta sonları çocuklarıyla beraber dışarıda sabah kahvaltılarında öğlene kadar zaman geçirip sohbet ettikleri bir kahvaltı, geleneksel kahvaltı şeklinden çıktı. Serpme kahvaltı diyoruz biz buna. Ancak serpme kahvaltıyla ilgili maalesef bazı açıklamalar var. Çok sevilse de aslında bazı aileler tarafından. İsraf, serpme kahvaltı israf deniliyor. Özellikle yıllık 100 milyar lira olduğu söyleniyor bu israfın. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da yıllık 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplamış ve özellikle bu açıklama kimden geldi? Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden geldi. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal'la konuşacağız konuyu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Efendim ben kısa bir giriş yaptım. Serpme kahvaltı aslında bizim kültürümüzde yoktu. Son yıllarda ortaya çıktı değil mi? Biz aslında geleneksel Türk ailesi olarak evimizde kahvaltı yapardık. Son 10 yılda değişikliklerle beraber biz dışarıda hafta sonu kahvaltı yapmaya başladık öğlene kadar. Bunun ismi de serpme kahvaltı oldu. Ancak sizin bir tespitiniz var bu noktada. Serpme kahvaltı israfı tetikliyor diyorsunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi israfı önleme vakfı 100 milyar lira civarında bir israf olduğunu ifade etti. Bizim düşüncelerimize göre 100 milyardan daha fazla bir israf olduğu daha detaylı bir araştırma yapılırsa ortaya çıkacaktır. Evet. Serpme kahvaltı konusunda 3 konu öne çıkıyor. Öncelikle serpme kahvaltı israf. İkincisi serpme kahvaltının bulaşık hale gelmesi. Üçüncüsü de serpme kahvaltıdan artan ürünlerin daha sonra ne yapıldığının bilinememesi. Evet. Biz Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak bu konuda önerilerimiz var. Serpme kahvaltı uygulamasından kurumları, kuruluşları, tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz. Evet. Daha sonra da serpme kahvaltının fiyatlandırılmasını istiyoruz. Örneğin tüketici eğer yumurta yemek istiyorsa 1 lira, yanına şey almak istiyorsa 1 lira, zeytin almak istiyorsa 1 lira gibi tüketici böyle fiyatlandırılmış ürünleri almalı. İsteyen tüketici 5 liraya, isteyen tüketici 10 liraya, isteyen tüketici eğer tüketebiliyorsa, parasını ödeyebiliyorsa 20 liraya kahvaltı yapabilmeli. Bildiğiniz gibi modernleşmeyle beraber insanlar kendilerini tükettikleriyle ifade etmek durumunda kaldılar. Aslında insanlara değer katan tüketim değil, üretimdir Pınar Hanım. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi serpme kahvaltı biraz önce de bahsettik ki aslında kültürümüzde yoktu. Son 10 yılda bu özellikle çok böyle hafta sonu tercih edilir hale geldi. Siz diyorsunuz ki her bir ürün fiyatlandırılsın. Bu nasıl yapılacak? Şu anda serpme kahvaltı ile ilgili yeni bir düzenleme mi getirilmeli? Sizin çözüm öneriniz nedir? Yani bu israfın önüne biz nasıl geçmeliyiz? Daha mı bilinçli olmalıyız? Çünkü o serpme kahvaltı dediğimiz şeyin yarısı yeniliyor gerçekten. Yarısı da çöpe atılıyor. Evet. Yani tüketiciler yiyecekleri ürünleri belirleyecekler. Ne yemek istiyorlarsa onları sipariş edecekler. O gelen siparişe göre fiyatını ödeyecekler. Yani kurumlar da bunlardan sözünüzü kesiyorum ama özellikle işte AVM'lerdeki ya da diğer restoranlardaki bu işletmecilerin de bundan pek vazgeçecek durumu yok gibi gözüküyor. Çünkü serpme kahvaltı aslında ucuz bir şey de değil. Buradan çok da güzel para kazanılıyor aslında. Şimdi tüketici burada tüketmediği ürünün bedelini ödüyor Pınar Hanım. Evet. Aslında belki 30 liralık ürün tüketmiyor ama 30 lira ödüyor, 50 lira ödüyor. Tüketmediği ürünün bedelini ödüyor. Aslında bazı işletmeciler de serpme kahvaltıdan memnun olmayanlar da var. Evet. Kahvaltı tabağı şeklinde ürün piyasaya sürenler de var. Hı hı. Yani burada tüketici tüketmediği ürünün bedelini ödediği için tüketici de kârlı çıkacak, toplum da kârlı çıkacak. Dolayısıyla da yeni bir belki de ahlak sistemi de ortaya çıkacak. Yani tüketebileceğin kadar al sistemi ortaya çıkacak. O zaman bu sistemin hem tüketiciler yani bizler açısından bir konumlandırılması gerekiyor, bir bilincine varmamız gerekiyor. Hem de işletmeler sanırım bu sistemi bir an önce değiştirmeli, değil mi? Evet, aynı görüşleri paylaşıyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu yeni bir öneri. Bakalım kurum ve kuruluşlar, işletmeler buna nasıl bakacak? Böyle bir değişiklik olabilir mi? Bilinçli tüketici buna nasıl bakıyor? Yarısını gerçekten çöpe atıyoruz. Yarısını yiyoruz, yarısını yemiyoruz. Hatta yemediğimiz, sizin de söylediğiniz gibi kahvaltının parasını ödediğimiz de zamanlar olabiliyor. Biraz daha bilinçli olmakta fayda var diyorum ben de. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal telefon hattımızdaydı. Konuyu onunla konuştuk. Efendim programımızın yine yavaş yavaş sonlarına geldik. Bugün bu hafta dolu dolu geçti. Konuşacağımız çok konu vardı. Onları size canlı yayında konuklarımızla, telefon bağlantılarıyla en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştık. Hafta bitmediğini dilerseniz yine her zaman olduğu gibi haftanın tavsiyesiyle noktalayalım. Bu hafta siz sizin için İzni'yi seçtik. Hafta sonu malum az saatler kaldı. Cumartesi pazarı belki yine şehir dışında geçirmek isteyebilirsiniz. Kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Sizin için önerimiz İzni'ye gidebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat 40-45 dakika arasında sürmekte ve yeni haftaya enerji dolu başlayabilirsiniz diyoruz. Biz böylelikle hafta bitmedeni kapatıyoruz. Gelecek hafta yine dolu dolu gündemlerle, daha doğrusu dolu bir gündemle, güncel haberlerle, stüdyo konuklarımızla, canlı bağlantılarımızla karşınızda olacağız. Unutmayın, Cuma günü saat 14'te randevumuz var. Gelecek hafta görüşmek üzere.